Selam, ben Davut da. Dostlar bugün Edip abimizle alakalı birkaç video izledim. Daha doğrusu Edip Yüksel'in kendi YouTube kanalında paylaşmış olduğu birkaç videosunu izledim. Deniz Erten hanımefendinin bazı görüşleriyle alakalı bir şeyler söylemiş. Bunu bugün yüklemişti zannedersem bu Mehmet Ali Bulat hocayla beraber yapmış oldukları programdan zannetsem alıntılar yapıyor. Diğeri de buna bir hafta kadar önce mi yüklemişti? Biraz da ağır bir ifadeye yer vermiş videonun başlığı. Şimdi yeni tanımış Deniz Erten'im. Öncelikle ben Deniz Erten ve Mehmet Ali Bulut'un avukatlığını yapmayacağım. İki zatın da kabul ettiğim, kabul etmediğim yanları var. Ama onları da yamyam kişiler olarak görmüyorum. Edip Yüksel sizi de yamyam olarak görmüyoruz. Ben bu videomda sadece Edip Yüksel'in nasıl söyleyeyim zıtlıklarıyla alakalı biraz da nasıl söyleyeyim hani Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır derler ya dostlar kendi yalanlarını görmeyerek kendisi gibi düşünmeyen ve kendisine mantıklı gelmeyen şeyleri anlatan insanları palavracı ve yalancı olarak lanse edip haddinden fazla hakaretvari konuşarak insanları gözden düşürmeye çalışmasındaki mantıksızlığı dile getirmeye çalışacağım. Birkaç soru soracağız, birkaç bir şeyler söyleyeceğiz. Şimdi öncelikle Edip Yüksel'in ilgili videolarında ve birçok videosunda yapmış olduğu eleştirilerin mantıksal bazda mantıklı olduğunu söylemek icap eder. Ama Edip Yüksel'i hangi konularda eleştiriyoruz? İnsanları eleştirirken haddinden fazla nasıl söyleyelim kırıcı konuşuyor. İnsanların sahtekar olduğunu iddia ediyor. Ondan sonra insanların işte yamyam olduğunu iddia ediyor. Onlara inanan insanların zombi olduğunu iddia ederek ve bunu genelleme yaparak şey yapıyor. Eleştiri yapıyor ya da eleştiri yaptığını zannediyor. Yapmış olduğu eleştiriler genelde doğrudur. Ancak işin komik tarafı, ironi olan tarafı yapmış olduğu eleştirileri kendisi de hayatında uyguluyor. Kendisi bazen daha saçma sapan, daha palavravari şeyler iddia ederek insanları kandırmaya çalışıyor. Bunu da görmüyor Edip abimiz. Bu sebepten eleştiriyi de hak ediyor diye düşünüyorum. Şimdi gönül isterdi ki ilgili videoları karşınıza getirelim. İşte tek tek şunu söyledi, bunu söyledi gibi şeyler yapalım. Ama bu saatler sürer. Bir de malum dostlar son zamanlarda bu telif atma falan filan olayları oluyor. Sıkıntı olabiliyor. Bu sebepten de ona gerek yok. İlgili videolarına bakabilirsiniz. Şimdi ben bu videomda Edip Yüksel'in hangi palavralarıyla alakalı paylaşım yapacağız? Bunları dile getirmek isterim ama her videomda söylemiş olduğum bir şey var dostlar. O da şu, bazı konularda diyelim ki dinle alakalı, bilimle alakalı bir konuda ya da birkaç konuda birilerinin yalan söylediğini ya da yanıldığını size ispata çalışan insanlara inanmamanızın genelde tek sebebi ön yargı ve bilgisiz olmaktan kaynaklanır. Çünkü sizin şu kalem hakkında diyelim ki ben A şeklinde anlatıyorum, şuradaki kişi de B şeklinde anlatıyor. Diyelim ki ben yalan söylüyorum. Benim yalan söylediğimi ya da diğer kişinin doğru söylediğini siz neye dayanarak bilirsiniz? Bilgi gerekiyorsa bilemezsiniz. Sadece hangisi size mantıklı anlatıyorsa, hangisi ürünü, fikrini daha rahat ve daha güzel paketleyerek satıyorsa, o kişiye inanırsınız ve muhtemelen de belki de satışını iyi yapan, ağzı iyi laf yapan, ondan sonra paketini, daha doğrusu piyasaya sürülen ürünü güzel süsleyen, püsleyen kişiye inanırsınız. Belki de en yanlış olan şeyi de o anlatıyordur bilgiyi. Hal böyle olunca da bir kişinin bu gibi konularda doğru söyleyip söylemediğini nasıl bilebilirsiniz, bulabilirsiniz şeklindeki soruya verilecek cevap o konu hakkında hiç olmazsa az da olsa biraz bilgi sahibi olmak olsa gerek. Ama ben defalarca birçok videomda neyi anlatıyorum? Mantıkla alakalı bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Hani diyorum ya kazanın doğurduğuna inanıyorsan kazanın doğuran kazanın öleceğine de inanmalısın ya da inanabilirsin. Bunda mantıksız olan bir şey yok. Kedinin konuştuğuna inanıyor isen köpeğin de konuşacağına inanabilirsin.
bu mantık ile anlatmaya çalışıyorum. Benim anlattıklarım bunlar. Yoksa ben diyorum ya, videolarımın hemen hemen tamamına çok fazla bilgi akışı sunmak gibi bir niyete sahip değilim. Böyle bir amacım da yok. Zaman zaman sağından solundan kırparak bazı bilgi akışı da sunuyoruz tabii. Çünkü çok ağır konuları konuşuyoruz. Hal böyle olunca da az da olsa bilgi akışı sunmak zorunluluk haline geliyor. Şimdi Edip Yüksel Deniz Erten hakkında baya baya bir şeyler söylüyor. Deniz Erten'in işte metafiziksel kavramlarla alakalı bazı çıkarımları var. İnanıyor musun Davut? Hayır, inanmıyorum. Öncelikle bunu söyleyelim. Ben bu videomu Deniz Erten %100 haklıdır. Edip Yüksel sen haksızsın demek için, bunu dile getirmek için hazırlamadım, paylaşmıyorum. Yani Edip Yüksel'e böyle bir reddiye videomu yapmamın sebebi Deniz Erten'i çok çok haklı bulmamdan kaynaklı değil. Konu Deniz Erten de değil aslında. Sadece o videoları görünce onun ismiyle paylaşıldığı için, video başlığında o isim olduğu için o hanımefendinin ismine yer veriyoruz. Kabul ettiğimiz yanları var, etmediğimiz yanları var. Edip Yüksel için de kabul ettim, alkış tuttum. Harika buldum, görüşleri var. Yani çok fazla böyle mantık 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 diyor Edip abimiz. Ama insanlık tarihinin en mantık şeylerini kendisi yapabiliyor. Bunu dile getirmeye çalışıyorum. Bunu söylüyorum. Yani Edip'e göre herhalde dünyanın en mantıklı insan kendisi. Ama heyhat, gel gör ki zaman zaman en mantıklı işleri yapan da Edip Yüksel. En adaletli olduğunu söyleyen kendisi. Ama en adaletsiz, en zalimce şeyleri yapan kendisi. Yani böyle bir zıtlıkları var Edip Yüksel'in hayatında. Bunu demeye çalışıyoruz. Şimdi ahlak dersi de verme niyetinde değiliz. Edip Yüksel'in ilgili videolarında, o iki video özellikle dile getirdiği, eleştirdiği birçok konuya ben alkış tuttum. Açık konuşayım, hakaretvari sözlerini kesinlikle onaylamıyorum. O ayrı bir durumdur ama gerçekten doğru şeyler söylüyor. Yani o harflerin, işte B harfinin, bilmem vav harfinin, işte şu anlama geliyormuş, bilmem şuymuş, sicim teorisiymiş, falanmış, filanmış, gerek yok. Bu tarz hurufilik denilen şeyler dostlar asırlardır var. Bu sadece Süryanilere, Keldanilere, İbranilere ya da İsmailoğullarına, yani Araplara has bir şey değil. Bu Yunan'dan Hindistan'a, Afrika'ya kadar, Amerika'ya kadar eski uygarlıkların tarihine bakın, onların folklorine bakın, dinler tarihine bakın. Şu günlerde ben mitoloji kitapları okuyorum dostlar. Geçenlerde birkaç tanesini tanıtmıştım. 3 tanesini tanıtmıştım. 5 tane daha aldım. 8 tane oldum. Daha öncesinde de mitoloji okumalarım, çalışmalarım vardı zaten. Ki devamlı var. Hal böyle olunca da orada insanların, kültürlerin, medeniyetlerin harflere vermiş oldukları anlamlarla alakalı çok saçma gelecek şeyler var. Ama onlar bir zenginliktir. Kimseye zarar vermediğiniz sürece, insanları aptallaştırmadığınız sürece bunları okuyabilirsiniz dostlar. Bunu bir edebiyat metni olarak okursunuz. Güler geçersiniz. Onlardan almış olduğunuz bilgilerle hayatınızı dizayn etmeye kalkmayın. Yoksa gerçekten çok sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hal böyle olunca da Edip Yüksel'i şimdi bu konuda hangi açıdan eleştiriyorsun Davut'ta? Şimdi Edip Yüksel şunu yapıyor. Haklı olarak Deniz Erten'e diyor ki bunlar normal Arap harfleridir. Hazreti Peygamber'den önce de kullanıyordu. Ebu Cehil de kullanıyordu falan filan. Bunun hiçbir anlamı yok. Hiçbir kutsallığı yok. El hak doğrudur. Kesinlikle Edip Yüksel bunları söylemekle vallahi de doğru şey söylüyor. Açık konuşuyorum. Ama gel gör ki Edip Yüksel bunu söylüyor. Karşıdaki insanın işte bir beyin yamyamı olduğunu, tövbe bismillah, olduğunu ifade ediyor. İnsanı bu şekilde aşağılıyor. Fakat gel gör ki kendisi de Ebced isimli saçma sapan sisteme inanıyor. Bu da bir çelişki olmuyor mu Edip abimiz? Bence oluyor. İşin daha da gülünç tarafı, Ebced sistemini Kur'an'da geçmediği halde Kur'an'da geçmeyen bir sisteme inanıyor Edip Yüksel. Ve Edip Yüksel zaman zaman ne diyor? Ben Kur'an haricindeki bütün tarihi bilgileri, hadisti, şuydu, buydu hepsini çöpe atarım. Şifonu da çekerim diyor. Şimdi heyhat, Adem'in çocukları sana sorar o zaman. Sen Ebced sisteminin varlığını nereden öğrendin? Kur'an'da yokmuş. Evet, yok. O zaman nereden öğrendin sen bu sistemi? O harflerin rakamsal değerini sen nereden öğrendin? Değil mi? Böyle bir sistemi kullandı İbraniler, Süryaniler, Araplar falanlar filanı. Sen nereden öğrendin onu? Onun kullanılmasının dini bir metinde de kullanıldığını, Allahsal bir yapıya ait olduğunu sen nereden biliyorsun? Kim söylüyor ki sana onun, Allah'ın da onu onayladığını kim söylüyor sana? Nerede? Var mı bir kanıtın? Anlatabildim değil mi? Biz bu tarz eleştiri yaptığımızda bazen şöyle eleştiriler alıyoruz. Sen bilmiyor musun? Bu kadar da kitap okuyorsun. Kardeşim ben burada niye eleştiriyorum? Şimdi kalkıp bana dersen ki ben Kur'an harici hiçbir bilgiye güvenmem, onları şutlarım,
onların izlerini affedersin işerim dersen, çok affedersin bunu diyenler olduğu için söylüyorum. Edip Yüksel bunu diyor demedim ama diyenler var edipçilerden. Kulaklarımızda duyuyoruz. Duyduk. Bu saygısızlığı yapan insanlar oluyor. Benzer şeyi Edip de yapıyor ama şu anlamda yapıyor mantıksızlığı. Hem diyor ki bana sadece Kur'an yeter. Kur'an'ın getirdiği bilgilere inanırım. Kur'an'ın getirmediği bilgiye sen o zaman niye inanıyorsun Edip Yüksel? Bu söylenildiğinde de Edip Yüksel saçma saçma bir argüman sunularak seküler verilere dayanıyorum ben demek zorunda kalıyor. Adem'in çocukları yine sormak zorunda kalıyor. Ey Edip Yüksel, seküler veri dediğin nedir ki? Bu başlık altında bir videom vardı, o videoma bakabilirsiniz. Bu kadar saçma saçma şeyler söylüyor. Yani ebced sisteminin var olduğunu, el-hak hak olduğunu, Allahsal bir yapı olduğunu, vahye istinad eden bir yapı olduğunu sen nereden biliyorsun? Kim söylüyor sana bunu? Bana bunu söyler misin? Yani birilerinin bunu kullanmış olması onu vahiy mahsulü yapar mı? Sonra o rakamlara, pardon harflere rakamsal değer verme biçiminde olan o ebced sisteminin çok farklı kullanımların olduğunu da biliyoruz. Ben 6 farklı ebcedden daha önce bahsetmiştim. Edip Yüksel 19 Soru isimli kitabımda da o bilgileri naklettim. En azından benim bildiklerim o kadar. Belki daha fazla vardır. İşte bu bilgiye niye inanıyorsun Edip Yüksel? Hem el alemin harflere vermiş olduğu anlamlarla alakalı şeylere saçma diyorsun ki doğru söylüyorsun bana göre de saçma. Hem de kalkıyorsun saçma olan ebced sistemine inanıyorsun. Burada sahtekarlık yapılıyor mu? Yapılıyor. Ama sen sahtekarlığı iki kat daha fazla yapıyorsun. Yüksel sen çok daha mantıksız şey yapıyorsun. Çünkü karşıdaki insan en azından diyor ki kardeşim ben böyle Kur'an'a inanırım, başka şeye inanmam, tarihi vakalara, şunlara bunlara inanmam, onların getirdiği bilgiye inanmam diyecek kadar aklını ekmek arası yapmıyor. Böyle bir saygısızlık yapmıyor. Sen bu saygısızlığı yaparak yapıyorsun bunu. Bu yüzden sen iki kat daha suçlusun, iki kat daha palavracısın, iki kat daha yalancısın Edip Yüksel dini konularda. Sonra sen kalkıyorsun eleştiri yaparken politik aynen şundan bundan böyle karıştırıyorsun. Karman çorman saçma sapan İbn Arabi'ydi bilmem Mevlana'ydı şundan bundan. Ya o kadar saçma saçma şeyler karıştırarak muhtemelen bunu bilerek yapıyorsun. Muhtemelen bilerek yapıyorsun artık öyle söyleyeyim. Kalkıyorsun sonra birilerini eleştireyim derken tüm ümmeti eleştiriyorsun. Zombi kafalı ilan ediyorsun bizleri. Aptal ilan ediyorsun. Beynini kullanmayın, aklını kullanmayın ilan ediyorsun. Sonra kalkıyorsun sen garip garip şeyler söylüyorsun. Ya Edip Yüksel gerçekten nasıl bir mantık dersi veriyorsun? Çocuklara nasıl mantık anlatıyorsun? Bunu da anlamış bilmiş değiliz. Açık ve net konuşayım. Dini konularda sen koca koca yalanlar söyleyen bir kişisin Edip Yüksel. Sen palavracının tekisin Edip Yüksel. Sen İslami kavramları kullanarak İslam'ı anlatmayan bir palavracısın Edip Yüksel. Açık konuşuyorum. Ben dini konularda diyorum özellikle. Yoksa hoş sohbet bir insansın. Seninle iyi komşuluk yapılır gördüğüm kadarıyla. İyi bir insan olabilirsin. Bu yani dinle alakalı konulara girilmese hoş sohbet insansın. Yani böyle gerçekten seninle şaka yapılır, güzel sohbet edilir, güzel arkadaşlık yapılır. Ama din özellikle de 19-19 gündeme geldiğinde sen kurt adama dönüşüyorsun Edip Yüksel. Canavarlaşıyorsun, kırıcı oluyorsun. Gerçekten insanları çok kırabiliyorsun. Mantıklı konuştuğunu zannediyorsun. Oysa ki hiç mantıklı konuşmuyorsun. Sana inanmayan insanları aptal gözüyle görüyorsun. Aklını kullanın diyorsun. Kritik düşünün diyorsun. Bu senin hayatında hiç yok bence. Hep mantık 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 diyorsun ama en mantıksız işleri sen yapıyorsun Edip Yüksel. Ne demek istediğim anlaşılıyordur inşallah. Şimdi ben Edip Yüksel'i hangi yönleriyle eleştirdim diyeceğim. Tekrardan aynı şeyleri anlatacağım. Gerek yok. Muhtemelen Edip Yüksel'ce birçok yetersiz arkadaşımız yine videonun altına üşüşerek garip garip böyle saçma sapan şeyler yazacaklardır. Canları sağ olsun. Onların da işte şeyi o kadar yani nasıl söyleyeyim kafalarında olan şey o kadar. Küçücük dünyaları var. Küçücük dünyalarıyla işte bizi eleştirebiliyorlar. Bu kadar bilgisiz halleriyle. Bu da insanı üzüyor tabii. Eleştiriyor olmalarına kızmıyorum tabii. Kızsam yorumlara falan kapatırız. Öyle bir şeyimiz yok. Yasakçı zihniyetimiz yok. Sonra sen gerçekten o kadar böyle hürriyete değer verdiğini iddia ediyorsun ki çok demokrat olduğunu iddia ediyorsun ama kusura bakma o kadar canavarca şeyler yapıyorsun ki mesela birkaç tane benimle alakalı şeyi paylaşayım. Bundan kaç sene öncesindeydi benim Allah'ın Biyografisi kitabım
Yayınevi de sizin kitapları yayınlayan Ozan Yayıncılık. Bir vesileyle işte sana iftira attığım şudur budur şeklinde bir mevzu gündeme gelmişti. Alakası yok da. O konuyla alakalı senin yayın evinin sahibi Mustafa Bey'le yapmış olduğunuz o yazışmaları bana birileri ulaştırdı. Orada o benim aleyhime neler söylüyorsun neler. Mustafa Bey'e baskı yapıyorsun. Onun kitabını yayınlamayacaksın, basmayacaksın falan filan diye. Bunları da söylüyor musun insanlara? Bunları paylaşıyor musun? Ben böyle bir adamım. İnsanların böyle kitap basmalarını engellerim falan filan diyor musun? Ya da ne bileyim 114 Hareket Derneği'ne gitmiştim. Orada işte bana çok hakaretler edildi. Ondan sonra özellikle bir kadın geldi bana Firavun dedi falan filan. Bunlar rahatsız olan insanlar oldu. Hatta orada bir arkadaş benimle sonradan iletişime geçerek dedi ki Davut Hocam o gün bizim maçımız vardı halı sahada çok izleyemedim seni. Ama açık konuşayım o kadının ve diğerlerinin sana yaptıkları o hakaretten çok rahatsız oldum. Ben bu durumu Elif abiyle konuştum ama hiç oralı olmadı falan demişti. O yüzden ben de cemaatten ayrılıyorum demiş. Ayrılmışlar. Bunları hiç dile getiriyor musun Elif Yüksel? Bu yüzden sen boş konuşuyorsun Edip Yüksel. Yani insanlara adalet, bilmem özgürlük falan filan diyorsun ama hiç kusura bakma senin doğrularını insanlara empoze etmeye çalışan, canavarlık yapan bir kişisin. Dinle alakalı konularda özellikle. Altını özellikle çiziyorum. Bunu da hatırlatmak istedim, hatırlattık. Bu yüzden Deniz Erten'e veya Mehmet Ali Bulut Hoca'ya yapmış olduğun eleştiriler çok ağır olmuş, açık konuşayım. Yani eleştiri videoları içerisinde söylemiş olduğun her sözün yanlışlığını iddia etmiyorum ama eğer onlar yanlışsa seninki yanlış oladır. Çok yüce bir yanlışlıktır. Kat kat daha fazla bir yanlışlıktır. 100 kat daha yanlışlıktır ve saçmalıktır. Bunu bilmek lazım. Yani senin hayatınla alakalı birçok şeyi yüzüne vurmak gibi niyetimiz yok. Böyle bir niyetim yok benim. İnsanların hatasını, günahını ben bulayım da insanlarla işte paylaşayım. Böyle terbiyesiz bir insan değilim. Her zaman diyorum insanların, yani çok affedersiniz, sadece Edip'le alakalı, bir başkasıyla alakalı değil. Hatta biliyorsun ben hayatım boyunca hiçbir insanın işiyle alakalı, aşıyla alakalı hiçbir eleştiri yapmadım. İster çöplük toplasın satsın, ister şu meslekten olsun, bu meslekten olsun. Hatta hayat kadıncılığını bile eleştirdim. Kaldı ki ben o kadınlara gerçekten çok acıyorum. Onların sömürülmesine o kadar karşıyım ki gerçekten. Bu şekilde bir yargılarda bulunarak insanları rencide etmeye çalışmadım. Senin bir saçmalığın da aklıma geldi, bunu da söyleyelim. İki de bir diyorsun ki ben kitaplarımdan telif ücreti almıyorum. Sanki bu çok önemli bir şeymiş gibi. Ya al kardeşim. Yani birçok insan şunu diyor, hatta seni seven insanlar diyor, al Edip Yüksel. Yani birileri telif ücreti alıyor diye o insana sen sahtekar diyemezsin ki. Adam okumuş, yıllarını vermiş, araştırmış, yazmış, ondan ücret alıyor. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Alabilirsin. Sen ücret almayınca dürüst mü olmuş oluyorsun? Hayır, dürüst olmuş olmuyorsun. Yeter ki doğruları söyle, istersen trilyonlar al. Bu kadar basit. Bilmiyorum yani ücret alan insanlar sahtekardır, almayanlar sahtekar değildir mi diyeceğiz. Ya da buna böyle inanan insanlar varsa o insanların IQ seviyelerini çok merak ediyorum gerçekten. Söyleyecek çok şeyler var. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Sonuç olarak ne diyelim? Edip Yüksel eğer o ümmetin çocukları, dinin doğrusunu anlatan o insanlar sahtekarsa sen sahtekarın kralısın. Palavracıların kralısın Edip Yüksel. Sana bir kral tacı yapmak lazım. Unutturma. İnşallah sana bir kral tacı yapalım. Ne diyelim? Yalancıların kralı diyelim. Seni de kralımız ilan edelim. Ve seni de başımıza taş mı yapalım? Bilmiyorum ki kral mı yapalım? Artık ne yaparsın bilmiyorum. Kral olduktan sonra nasıl katliamlar yaparsın? Nasıl şeyler yaparsın, canavarlıklar yaparsın. Bunu da kestirmek biraz zor olsa gerek. O Sevecen Edip Yüksel'in iş dünyasında nasıl bir canavarlık yatıyordur. Belki de ortaya çıkar. O gücü elde ettiğini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Eskiden böyle pek düşünmüyordum. Seni çok çok dürüst, gerçekten demokrat olarak görüyordum. Yemin billah öyle zannediyordum. Ama seni tanıdıktan sonra özellikle şu son 4-5 yılda hiç öyle bir adam olmadığın kanaatine varıyorum. Yine de din alakalı konuşmalar, siyasetle alakalı konuşmalar yapılmazsa, tartışılmazsa komşuluk yapılır seninle. Biraz daha şu konuşmalarımıza dikkat edelim inşallah. Ve herkesi de kötü ilan etmeyelim. Bir de şimdi aklıma geldi. Senin birileri tarafından öldürüleceğini falan filan söyleyip duruyorsun. Yani öyle bir şey alıyorsan, nasıl söyleyeyim, yani senin
bu şekilde öldürmeye yönelik şeyler, telefonlar alıyorsan ilgili merciler var, söylersin, yakalanır ve hapse atılırlar. Sağa sola o beni öldürecek, bu beni öldürecek, o beni ısıracak, o beni tepecek diyerek buradaki bazı aklı kıtları harekete, galeyana getiriyorsun ve onlar da çılgınlık yapabiliyorlar, sağa sola saldırıyorlar. Bunları görüyoruz, işlerindeyiz çünkü. Hal böyle olunca da okyanus ötesinden böyle ülkemi karıştıracak şeyler, fitne şeyler yapma lütfen, rica ediyoruz. Eğer adaleti seven bir insan isen. Kaldı ki herkese yönelik öldürme tehditleri yapılıyor. Cübbeli Ahmet Hoca yapılıyor, bana yapılıyor, benim evim basıldı, neler oldu neler. Yaşadıklarımı anlatsam, yani dersin ki Davutçuğum hemen gel, hemen gel, kapım açık dersin muhtemelen. Kaldı ki benim kapım herkese açık, sana açık kesinlikle. Hatta şu an ben memleketimde yaşamıyorum, evim boş. İstersen anahtarı sana teslim ederim, gidersin benim evimde kalırsın. Yani o kadar güvenirim ben bu gibi konularda, herkese güvenirim. Kapımda herkes açıktır. Bu böyle bilinsin. Söylediğim gibi düşmanlık için değil bunlar. Seni tamamen nötrleşmek için değil, sana insanlar düşman kesilsin diye değil. Ama dini konularda hiç dürüst değilsin. Palavracının tekisin, yalancının tekisin. Bunu da söylemek icap eder. Ağır şeylerdir. Sen herkese söylüyorsun ya, biz de sana söylemek gerekir diye düşünüyoruz. Söylemiş olduk. Şimdilik bu kadar. Hoşça kal Edip abimiz. Dürüst günler ve yalansız günler seninle olsun. Bye.